Yugoslavya adıyla kurulan ilk devlet olan Yugoslavya Krallığı, 3 Ekim 1929 tarihinden önce Sırp, Hırvat ve Slovan Krallığı adıyla biliniyordu. Yugoslavya Krallığı 1 Aralık 1918 tarihinde Sloven, Hırvat ve Sırp Devleti ile Sırbistan Krallığı'nın birleşmesiyle kurulmuştur. 13 Temmuz 1918 tarihinde Karadağ Krallığı da bu birliğe eklenmiştir. 13 Temmuz 1922 tarihinde Paris'teki Büyükelçiler Konferansı'nda tanınmıştır. 20 Haziran 1928'de Sırp Milletvekili Punisa Lasic, Ulusal Meclis'te muhalefetteki Hırvat Köylü Partisi'nin 5 üyesine ateş açtı. Bu olay iki milletvekilinin olay yerinde ve birkaç hafta sonra lider Stipan Radić'in ölümüyle sonuçlandı. 6 Ocak 1929 tarihinde Kral 1. Alexander anayasadan kurtuldu. Ulusal siyasi partileri yasakladı, yürütme gücünü üstlendi ve ülkenin adını Yugoslavya olarak değiştirdi. Yeni bir anayasa dayattı ve 1931 yılında diktatörlüğünü bıraktı. Ancak İskender'in politikaları İtalya, Almanya ve Sovyetler Birliği'ndeki gelişmelerden kaynaklanan diğer Avrupa güçlerinin muhalefetiyle karşılaştı. Bu rejimlerden hiçbiri 1. Alexander'ın izlediği politikadan yana değildi. 1. Alexander merkezi bir Yugoslavya yapmaya çalıştı. Yugoslavya'nın tarihi bölgelerini kaldırmaya karar verdi ve eyaletler veya Banovinalar için yeni sınırlar çizildi. Banovinalara nehirlerin adları verildi. Birçok politikacı hapse atıldı veya polis gözetimi altında tutuldu. Hükümdarlığı sırasında Yugoslav milletlerinin bayrakları yasaklandı. Komünist fikirler de yasaklandı. Kral 1934 yılında Fransa'ya resmi bir ziyareti sırasında Marsilya'da deneyimli bir nişancı olan Vlado Chernozemski tarafından öldürüldü. Kral Alexander'ın yerine 11 yaşındaki oğlu 2. Peter ve kuzeni Prens Paul başkanlığındaki bir naiplik konseyi geçti. Prens Paul 25 Mart 1941 tarihinde Viyana'da Üçlü Paktı imzaladı. Fakat üst düzey askeri yetkililer anlaşmaya karşı çıktılar. 27 Mart'ta kral döndüğünde bir darbe başlattılar. Ordu generali Dušan Simović iktidarı ele geçirdi. Viyana heyetini tutukladı ve Paul'u sürgüne gönderdi. Naipliğe de son vererek 17 yaşındaki kral Peter'a tam yetki verdi. Bunun üzerine Hitler 6 Nisan 1941 tarihinde Yugoslavya'ya saldırdı ve işgal etti. Böylelikle Yugoslavya Krallığı yıkılmış oldu.